Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Elephone P8000 isimli telefonu inceleyeceğiz. Elephone çok fazla duyduğunuzu tahmin etmediğim bir marka, ancak uygun fiyatlı güzel bir telefon çıkarmış. Bize de incelemek düşer. Hızlıca kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içeriğinden çok fazla bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Sadece bir adet şarj kablosu ve şarj adaptörü çıkıyor. Bu şarj adaptörünün hızlı şarj olduğunu söyleyelim. Bunun yanında herhangi bir kulaklık çıkmıyor kutunun içinden. Siz kendi kulaklığınızı kullanmanız lazım ya da yeni bir kulaklık almanız lazım. Ayrıca son olarak şunu da belirteyim. Kutudan bir adet koruyucu jelatin çıkıyor arkadaşlar. Telefonun üzerine hali hazırda zaten bir tane geliyor. Bir tane de kutunun içine yedek koymuşlar. Telefonun tasarımıyla başlayalım hızlıca. Telefonu ilk elimize aldığımız zaman büyük, ağır, sağlam bir telefon olduğunu hissediyoruz. Ön üst tarafta bir adet kamera, yanında sensör ve bunun yanında ayıcıyı görüyoruz. Alt tarafta tuşlar var. Bu tuşlar fiziksel değil arkadaşlar. Kapasitif tuşlar, biz dokununca algılıyor. Yani dokunmatik. Orta tarafta bulunan home tuşu, eve dönüş tuşu aynı zamanda bildirim ledi görevini görüyor. Telefonun sağ tarafında ses açma ve ses kısma tuşu. Bunun hemen altında da power tuşu yer alıyor. Sol taraf temiz, hiçbir şey yok. Alt tarafına baktığımız zaman bir adet mikrofon ve USB girişini görüyoruz. Telefonumuzu şarj etmek için veya veri aktarımı için kullanıyoruz burayı. Üst tarafına baktığımız zaman sadece kulaklık girişini görüyoruz. Telefonun arka tarafına baktığımız zaman da bir adet kamera, hemen altında bir adet LED flash ve bu LED flash'ın altında da bir düğme gibi bir şey var arkadaşlar. Bu parmak izi okuyucusu. Arka kapak çıkabiliyor. Arka kapağı hızlıca şöyle sizin de önünüze açayım. Ancak arka kapağı açtığımız zaman telefonun en iyi özelliklerinden birisi karşımıza geliyor. 4000 mAh'lik bataryası. Birazdan bununla ilgili zaten size detaylı bilgi vereceğim. Bu pinin hemen üzerinde sim kart yuvalarını görebiliyoruz. Yuvaları dedim çünkü çift sim destekliyor bu telefon. Bu sim kart yuvalarının hemen sol tarafında da bir adet 64 GB'a kadar microSD kart takabileceğiniz bir yuva bulunuyor. Telefonun pil dışında bir diğer iyi özelliğine değinmek istiyorum arkadaşlar. Telefon biraz ağır. Tamam, bunu kabul edebiliriz. 205 gram. Elinize aldığınız zaman da direkt 205 gram hissedebiliyorsunuz. Yani hani standart bir akıllı telefondan beklemediğiniz bir ağırlık var. Ancak ağır olmasının birkaç sebebi var. Bunlar olumlu özellik olarak bize dönüyor. Birincisi metal çerçevesi olması telefon. Aynı zamanda iç aksamında da metal kullanmışlar ki telefon düştüğü zaman herhangi bir şey olmuyor. Bunun yanında dediğim gibi pili 4000 mAh, biraz büyük bir pili var. Ancak yine telefonunuzu uzun kullanabiliyorsunuz bu pil sayesinde. Telefonun arka kapağında karbon fiber görünümü var. Ön tarafa baktığımız zaman da ekran sanki yekpare simsiyahmış gibi gözüküyor. Ancak ekranın ışığını açtığımız zaman şöyle siyah bir çerçeve, zaten yakın çekimde de görebiliyorsunuz bunu. Karşımıza geliyor bu çerçeve. Bu bazı kullanıcılar için olumsuz gözükebiliyor. Benim için de çok iyi olduğunu söyleyemem. Keşke bu siyah çerçeve tamamen ekran olsaymış. Android 5.1 ile birlikte geliyor telefon ama Elephone yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Android 6.0 sürümünde bu telefon alacak, çok yakın zamanda geleceği söylendi Elephone yetkilileri tarafından. Şimdi telefonun hızlıca donanım özelliklerine gelelim. P8000'de 5.5 inçlik Full HD bir ekran bulunuyor arkadaşlar. 64 bitlik MediaTek MT6753 bir işlemci kullanan P8000 sınıfında pek denk gelmediğimiz 3 GB RAM ile birlikte geliyor. 16 GB dahili hafızayla gelen telefonun başta da belirttiğim gibi 64 GB'a kadar arttırabiliyoruz microSD kart takarak. Şimdi hızlıca telefonun oyun performansına bakalım. Evet, oyun testimizi her zaman olduğu gibi Mortal Kombat ile yapıyoruz. Oyunu açtık, 15 dakika boyunca oynadık. Oyun çok arada böyle, hani mesela 1-2 defa başımıza geldi. FPS düşüşleri yaşadı ancak oyun keyfini hiçbir şekilde engellemedi. Hızlıca sonuçlarımızı size söylemek istiyorum. Şarjımız oyuna başlamadan önce %77 idi ve sıcaklığımız da 29,5 dereceydi. 15 dakikanın sonunda şarjımız %72'ye düştü. Sıcaklığımız da 40 derece yükseldi. Yani %5'lik bir şarj düşüşü var. 5,5 inçlik Full HD bir telefon için gayet iyi bir rakam olduğunu söylemeliyiz. Kamerasından da bahsetmek istiyorum. 13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor telefonun. Kamera performansı tabii ki de bu fiyat aralığında telefonlarda söylediğimiz klasik sözü burada da söyleyebiliriz. Bir amiral gemisi performansı beklemek yanlış olur. Özellikle telefon için söyleyebileceğim şey de şu: eğer ışığınız iyiyse, gündüz dışarıda çekiyorsanız fotoğraflarda çok problem yaşamıyorsunuz. Ancak düşük ışığa geçtiğiniz zaman kalitenin düştüğünü bariz hissediyorsunuz. Şimdi dilerseniz hızlıca test sonuçlarına göz atalım.
Test sonuçlarımız bu şekilde. Gelelim telefonun en önemli yerlerinden bir tanesine. Yani 4000 mAh'lik bataryasına. Artık akıllı telefonlardan bir günü rahatlıkla çıkarmasını bekliyoruz. Akıllı telefon dediğin zaman pili bir günü rahat çıkartınca o pil bizim için okeydir. Ancak telefon için bu tabiri artık 2 güne çıkartabiliyoruz. Telefon benim 4-5 günlük kullanımda 2 günü rahat çıkarttı. Hızlı şarjda olduğunu belirtelim. 10 dakikada %10'luk bir şarj sağlıyor telefon. Bu da acil durumlar için bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Telefon P8000 ile ilgili son sözlerimize gelebiliriz artık. Ülkemizde 999 lira fiyat etiketiyle satılan telefonun almak için başlıca iki sebebiniz var. Bir tanesi, eğer telefonu çok hor kullanıyorsanız, sürekli düşürüyorsanız telefon metal kasası ve metal çerçevesiyle sizin hayatınızı kurtaracaktır. İkincisi de uzun bir pil ömrüne ihtiyacınız varsa akıllı telefonda yine telefonun 4000 mAh'lik pili imdadınıza yetişiyor. Şimdi bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi bu filme gelin hep beraber bir final ekleyelim ve aksiyonlu bir sonla videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, videonun finaline geldik. Final sürpriz olacaktı demiştik ve ne yapacağız? Bu sefer ofisi yakalım dedik, bir değişiklik olsun komple. Bakalım yanacak mı, onu denemek istedik. Bunun için şey koyacağız, ne onları? Mikrodalga. Şöyle mikrodalga. Yani. Bu telefon mikrodalgaya dayanıklı mı şimdi hep beraber göreceğiz. Şöyle çek abi, yanmazsa diye odunlara da destekledik iyicene. Kökten yap, patlayacak ya da hiçbir şey olmayacak. İkisinden biri yani. Buyurun Efe Bey. Alttakini fullüyoruz. Aman aman. Tamam var, olaylar. Oh! Şu an something happened. Tam bir doğa olayı. Tekno merkez patlıyor. Öyle şey kokuyor lan. Abi bunu kaç dakika ayarladın sen? 30 dakika. Oh! O manyak kim lan? Kim yapıyor lan? Efektif kapat çıldırıyor. Abi. Ooo. Dumanlar. Abi kapat, Allah'a gidecek mi? Efe gel. Gel bak, bir şeyler dinleyeceğiz. Gel beraber. Onur gel kardeşim, pehlivana bak gel. Ağugun sonu. Ağugun sonu. Hadi bakalım. Aklınızı helal edin. Helal olsun. Aha valla. Ooo. Abi resmen. Onur gel böyle. Resmen iptal olmuş ya da ben. Şu an telefona hani bu yandan pişmemiş bir 15 dakika daha. 15 dakika daha bunun. Pişmesi gerekiyor bunun daha. Yok abi, tutulacak ya. Leş. Ooo, bu defa harbiden olmuş yani. Nereydi? Abi telefon şu an orta gövdeden ayrıldı. Telefon 13'üne gitsen abi. Ooo, tabağın izi çıkmış abi. Kamera gitmiş. Şu an telefon tamamen ayrıldı. Gitti o gün ya. Ey maşallah. 4000 milyon vur. Evet arkadaşlar, mikrodalga testinin sonuna geldik. Telefona olanlar oldu. Dediğim gibi 4000 miliamperin bence hakkını verdi. Aynen abi. Bayağı Yusuf'ladı buradaki herkes, bunu açık açık söyledim ama burada kim olsa Yusuf'lardı muhtemelen. Yani var abi, kan gövdeyi götürdü oğlum, patlasın. Hiç korkmadın mı lan? Ben bayağı, oğlum ben yoktum zaten. Vallahi. Fıydım direkt yani. Aynen. Arkada çömeldim yani. Çömelince ısırmaz deyip kaçtım. Eklemek istediğim şey var mı? Bir şey yok. Kendinize iyi bakın beyler. Aklınıza gelen güzel fikirleri söyleyebilirsiniz. Mutlaka bunu da zaten yorumlardan gördük de yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaya efsane bir görüntü çıktı. Aynen. Bence. Bu nedir? Yorumlara bir şey ateşlemenin artısıdır değil mi kardeşim? Aynen öyle. Aynen. Bu yüzden unutmayın. Aynen. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Eyvallah.